kaç saattir bir girdiniz bir daha çıkmadınız mutfaktan. Yemek hazırlıyorsanız ben çıkmadım daha. Gitti mi? Gitti. Kapandınız tabii mutfağa, istenmediğini anladı. Ayıp oldu ama. Umurumda bile değil Sara. Aslında etrafında olmasına mı hoşlanmıyorum? Bunu da gizlemiyorum zaten. Aşk olsun Hacer. Gerçekten ayıp ediyorsun ama. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama... Bu yaptığından vazgeçmeyeceğim. Aslı'dan hoşlanmıyorum. Murat'la ikisi ortada dolandıkça sürekli problemler çıkıyor. Fark etmiyor musunuz siz de? Ne olursa olsun bırakmayacağım onların peşini. Bu kadar acımasız olma Hacer. Bu yaşadığımız kötü şeylerin Aslı'yla bir ilgisi yok. Bizim derdimiz Cabir'le. Aslı masum, onun bir suçu günahı yok. Ne oluyor? Anlat hemen yoksa sinirden delireceğim şimdi. Ne olacak? Sizin eve gittim. Bir baktım ortalarda kimse yok. Ama ev resmen alt üst olmuş. Her taraf darmadağın. Cabir'le Meral'in bir şeyler aradığını fark ettim. Aklıma hemen burası geldi, atlayıp geldim. Geldiğimde telefonu bulmuşlardı. Tam görüntüleri sileceklerdi, ben yetiştim. Yakaladım onları. Aklını mı kaçırmış bu Merelenci ya? Orasını bilmem ama ikisi birlikte bir plan yaptıkları belli. Akılları sıra bize oyun oynayacaklar. İkisini de geberteceğim. Neredeler şimdi? Odadalar. İçeri kilitledim. Ellerini ayaklarını da bağladım. Ben de en başta... Senin Aslı'dan şüphelendiğin gibi Murat'tan şüphelenmiştim. Ama gereksiz olduğunu sonra anladım. Kendini Selim için ateşe attı. Kendini ihbar etti. Yani tamam Murat'ı sevdiğimi söyleyemem tabii ama... yaptıkları ortada. Sen de gördün. Ama hapse girmedi değil mi? Bir şekilde kurtardı kendini. Bunu da planlamadığı ne malum? Murat bu Sahra, ondan her şey beklenir. Ben geçmişte yaptıklarını hala unutmadım. Yani ben ne dersem diyeyim, sen ikna olmayacaksın değil mi Hacer? İnanmayacaksın. İnanma Hacer, inanma. Sonra ne oldu sence mübareğine? Midem çok kötü. İyi ki geldin kızım. Vallahi Murat'a anlatmaya çalıştım ama dinlemedi ki beni. Ya sen eceline mi susadın ha? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Bu herifle işbirliği nasıl yaparsın? Aslı bir dinleseydin beni be yavrum. Yaptığın onca şeyden sonra sana ikinci bir şans verdim. Sen ne yaptın peki? Arkamdan iş çevirdin yine. Vallahi benim bir suçum yok Aslı. Hepsi bu adamın yüzünden oldu. Tehdit etti beni. Dediklerimi yapmazsan öldürürüm seni dedi. Ben de mecbur kaldım. Sen ne diyorsun ya? Ha? Hele sen demedin mi Aslı'dan kurtulmak istiyorum diye? Ne saçmalıyorsun ya? Aa, üstüme iyilik sağlık. Sen de suçu bana atmak için öyle konuşuyorsun şimdi değil mi? Ya sen ne biçim bir insansın ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Ulan ben nereden biliyordum telefon buradadır? Sen söylemedin mi? Ben nereden bileyim arkadaşlar ya? O telefonu yatağın arasına koymuş. Bilebilir miyim ben? Yeter be! Murat ikinizi de suçüstü yakalamış. Daha niye anlatmaya çalışıyorsunuz? Gerizekalı mıyım ben? Gerizekalı mıyım ben? Estağfurullah ya. Ya tamam, tamam. Ben telefondan görüntüleri silmeye çalıştık ama başaramadık. Ne var sanki siz zamanında hiç bize yamuk yapmadınız ha? Biz bir şey söyledik mi? He? Hadi tamam ya, tamam hele çözün şunları da. Nerede kaldıysak devam edelim işimize ya. De hadi, hele çözün da. Hadi. Aslı bırak şunları, boş boş konuşuyorlar. O değil de ne yapacağız bu ikisini? Bu daha ne kadar sürecek acaba? Mide bulantısı hamileliği boyunca devam etmez inşallah. Doktorlar 3 ay falan sürer diyor.
Ama bazılarında öyle olmayabiliyormuş galiba. Bizim Suriye'de bir komşumuz vardı Farah. Kadın hamileliği boyunca yaşadı bunu. İnşallah Sahra'nın da böyle olmaz. Ay inşallah açar. Sahra. Sahra iyi misin? Sahra iyi misin arkadaşım? Sahra. Sahra. Ali. Ali oğlum hemen ambulans çağır. Hadi çabuk. Ay ne oldu acaba Hacer? Sahra iyi misin? Midem kramp girdi. Tamam hemen hastaneye gideceğiz. Midem kramp girdi dayanamıyorum. Sahra portakal suyunu içti mi acaba? Aslı? İnşallah içip bebeğini düşürür. Ben de bayram yaparım. Aslı beni duymuyor musun? Hı? Ne var ne oldu? Cabir diyorum. Ya ben bu adama güvenmiyorum. Bu herifi bırakırsak herkes her şeyi anlatır. Of Murat ya. Bilmiyorum. Ya kafam ambali oldu. Biraz sakinleşip düşünmeye ihtiyacım var. Ya ne düşünmesi Aslı, vakit mi var? Ya bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Acilen bir şeyler düşünmemiz lazım. Ya tamam. Hallederiz bir şekilde. Şimdi uğraşamam. Bırak oldukları yerde kalsınlar, akılları başlarına gelir biraz en azından. Aslı nereye gidiyorsun, delirdin mi sen? Efendim Farah, ne yapıyorsun? Sahra'nın midesi tuttu yine. Bu sefer çok ağrısı var ama. Hastaneye gidiyoruz. Hadi ya. Tamam hemen geliyorum ben de. Demek portakallı sulu ilaç işe yaramış. Ne oluyor Aslı? Aslı dur, nereye gidiyorsun? Aslı! Senin aklına uyduk, işte olacağı buydu. Yakalandık, ne yapacağız şimdi? Ya hele bir sus ya. Hele bir sus ya. Vır 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 makineli tüfek gibi konuşuyorsun ya. Bir sus ha. Ya ben nereden bileyim ha, adam gelecek bizi basacak. He? Müneccim miyim ben? Tabii senin mazeretin hazır ha. Olan bana oldu. Ah Meral ah, ne diye uyarsın şu adama? Ulan seni burada boğarım ha ben. İnsan da lafın üstüne gelirmiş ha. Hoş geldin avukat. Murat, Aslı'ya söyle oğlum bak, benim suçum olmadığını söyle. Ya bir susun ikiniz de. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak. Ya avukat sakin ol. Ya sen çok akıllı bir adamsın. Ya senin ne işin olur Aslı'yla Maslı'yla ya? Bırak o çatlak karıyı, sen ne dinliyorsun onu? Öyle sen çöz beni, ben gideyim. Vallahi bak bir daha sesimi çıkarmam. Hiç kimseye hiçbir şey söylemem ha. Bırak beni. O besle öyle. Sizin başka türlü susacağınız yok. Dur. Ya ama sen bizi burada mı tutacaksın? He? Ya ben ne diyorum duymuyorsun kardeşim. Ya bırak beni, ben gideyim ha. Vallahi bak kimseye bir şey söylemem ya. He? Ya ben size yardım ettim ha. Ayıp ettik, hata mı ettik ha? Ya bak ben olmasaydım hiçbir şey yapamazdınız avukat. Ya niye öyle yapıyorsun hele sen? He? Ya bak ama böyle anlaşmamıştık avukat. Bak Cabir. Bundan sonra bana sıkıntı çıkartmayacaksın, tamam mı? Anladın mı? Zaten bir ölüsün. Seni gerçekten öldürürüm. Bir ömürde kurtulurum senden. Anladın mı? He? Baba, niye ben Hacer ablamlardan aldım? Ama kızım, onların işleri güçleri var. Hem Özge ablanların ders çalışmaları, ödev yapmaları gerekiyor. Of
ya. Ama benim evde canım sıkılıyor. O zaman ben de köpek alırım. Ama bak tatlı kızım, biz bu meseleyi konuşmuştuk. Hem ben eve köpek alacak durumda değilim. Hem de sen bu sorumluluğu alacak yaşta değilsin. Anlatmıştım ya ben bunu sana. Of ya, köpek alacağım ben. Bu ne ya? Şeyma. Şeyma. Gel buraya. Tabii tabii. Aynen dediğim gibi işte. Sen Eşref abine güven oğlum. Böyle yapınca bak nasıl yola gelecekler. Ya bıraksın bu ayakları. Çok gördük biz onun gibilerini. Ne var? Bekle işte. Anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Hadi kapat artık şu telefonu. Ah ben orada olacaktım ki. Acaba gıkını çıkarabiliyor muydu? Gak deyince ciğerini sökerdim. Guk deyince de alırdım ayağımın altına. Ya hiçbir şey yoktu. Durup dururken ne oldu birdenbire anlamadım. Hamilelikte normal bunlar oğlum. Ama yine de dikkatli olmamız lazım tabii. Ya umarım bir şey olmaz. Sahra nasıl? Doktor ne dedi? Hoş geldin Aslı. Sahra içeride, doktor muayene ediyor. Bize de bir şey söyleyen olmadı. Daha bekliyoruz. İyi de ne olmuş olabilir ki? Ben evden çıkarken gayet iyiydi. Sakın bebeğe bir şey olmasın. Ağzından yel alsın. O ne biçim laf öyle? Bebeğe bir şey olmaz, merak etme sen. Ben de bir şey olmasın dedim zaten. Neyse ben bir teyzemi arayayım da haber vereyim. Sonra kızmasın. Efendim kızım. Teyze biz hastanedeyiz. Sarra biraz fenalaştı. Doktor muayene ediyor. Ne olur ne olmaz diye sana haber vereyim dedim. Allah Allah. Ne oldu ki hastaneye kaldırdınız? Ne oldu hanım? Kim hastaneye kaldırılmış? Aniden sancısı tutmuş. Neyse doktor bir şey söyleyince ararım tekrar. Farah, Hacer, Ali hepimiz buradayız zaten. Bekliyoruz. Tamam kızım. Aslı aradı. Sahra'nın sancısı tutmuş. Hastaneye kaldırmışlar. Farah, Hacer hepsi oradaymış. Ne diyorsun oğlum sen? Hadi, hadi biz de gidelim. Dur Osman Efendi, dur. Yalnız değil ki. Hem daha doktor ne olduğunu söylememiş. Konuştuktan sonra Aslı bizi arayacak. Hayırlı haber gelir inşallah. Hayırlısı olsun. Her işte bir hayır vardır. Belki de böylesi daha hayırlı olur. Ne diyorsun hanım sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Olmuşla ölmüşe çare olmaz Osman Efendi. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Fela havle vela kuvvete illa billahi aleyhi nasim. Doktor bey, ne oluyor? Annemin nesi var? Telaş etmeyin, annenizin durumu iyi. Peki bebek nasıl? Bebeğin sağlığı konusunda henüz bir şey söyleyemiyorum. Tetkikler çıksın ona göre konuşuruz. Ama her ihtimale karşı hazırlıklı olun yine de. Düşük riski biraz fazla. Aman Allah'ım. İyi misiniz? Neredeyim ben? Korkmayın, hastanedesiniz. Çok sancım vardı. Bebeğime bir şey olmadı değil mi? Ölmedi çocuğum. Henüz bilmiyoruz. Doktor bey gerekli testleri yaptı. Testin sonuçları çıktığında bebeğinizin durumu belli olacak. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım sen çocuğumu koru. Çocuğum ölmesin, yalvarıyorum, yardım et. Sakin olun. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Allah'ım sen koru çocuğumu. Allah'ım sen koru çocuğuma, bir şey olmasın, yalvarıyorum sana. Zahra. Hacer. Bebeğime bir şey olmadı değil mi? O iyi değil mi Hacer? O nasıl laf öyle? Allah'ın izniyle bebeğine hiçbir şey olmayacak. Allah onu sana Selim Hoca'ya bağışlayacak. Tamam tamam. Aynı anlattığım gibi. Söylediklerimi sakın unutmayın, tamam mı? Arada bir bana rapor verin, tamam mı? Hele şuradan bir çıkayım.
Her şeyi yoluna sokacağım zaten. Anladım, anladım. Tamam, söylediğim gibi hadi. Sen laftan anlamıyor musun? İlla senin bildiğin dilden mi konuşayım yani? Hukuka çıkar ben gene. İyi anlaşabildiğimize sevindim. Arkadaşım, boşuna üzüyorsun kendini. Biz daha demin doktorlarla konuştuk. Daha hiçbir şey belli değilmiş. Test sonuçlarından sonra belli olacakmış bebeğin durumu. Ya çocuğuma bir şey olursa? Ya ölürse bebeğim? Allah korusun Sahra, deme öyle. Ama hepsi benim hatam. Kendime dikkat etmeliydim. Kendime hiç özen göstermedim. Ya çocuğumuz ölürse? Ben bunu Selim'e nasıl söylerim Hacer? Bebeğimiz öldü, nasıl derim? Üzülme Sahra. Önemli olan senin sağlığın. Hem eminim Selim de böyle düşünecektir. Önünüzde bunca yıl var. Yine çocuk sahibi olabilirsiniz. Sen ne diyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne biçim laf öyle? Ben kötü bir şey demek istemedim ki. Sahra'nın iyiliğini düşündüğüm için böyle konuşuyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Neredesin? Hadi aç şu telefonu. Alo baba. Benim Selim baba. Selim, oğlum ne iyi ettin de aradın. Nasılsın, iyi misin evladım? İyiyim baba, çok şükür. Sen nasılsın? Biz iyiyiz oğlum, iyiyiz. Baba sesin niye öyle geliyor? Bir problem mi var? Sahra nerede? Oğlum, bak bir şey diyeceğim ama sakın telaş etme olur mu? Sahra kızım hastanede. Baba ne oldu, bir problem mi var? Söyle bana. Baba, neyi var baba? Baba! Selim. Alo. Vakit doldu. Öğretmen, sıra bende artık. Abim temize gitmeyi kabul etti demek ha? Evet, Sahra Hanım kendisini ikna etmiş. Abin için çok sağlam bir dosya hazırladım. Hakim itirazımızı kabul edebilir. Umarım öyle olur. Ya aslına bakarsan şu hazırladığın dosyayı bir de ben incelemek isterim. Ya yanlış anlama, yani işine karışmak gibi olmasın ama... Ya biliyorsun, barıdan çıkarılmadan önce ben de bir avukattım. Olur mu Murat? Aksine sevinirim. Gel buyur. Sen dosyayı incelerken benim biraz işim var, onu halledeyim. Hah, tamamdır. 5-10 dakikaya gelir. Tamam, acele etme. Ben iyiyim böyle. Demek çok sağlam bir dosya hazırladın ha? O zaman biz de dosyayı çürütelim biraz. Ne yaptığını zannediyorsun ha? Ailemle konuşuyorum burada. Bizim de bir ailemiz var. Müsaade et de biz de arayalım artık. Bak abicim, önemli bir mevzu. Sonra konuşursun. Biraz konuşup kapatacağım zaten. Belanı arama. Lafımı ikiletmeyeceksin. Bana bak. Konuşmak için sıraya gireceksin. Şu anda sıra benim, anladın mı? Hop dedik. Kaçanı aşağı aldırtma bana. Ulan! Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? He? Akıllanmadın mı hala? Ne zaman çıkacakmış test sonuçları? Doktor bir şey söylemedi mi? Ya kafayı yiyeceğim. Allah aşkına biri bir şey söylesin. Bebeğim iyi mi değil mi bilmek istiyorum. Ben doktoru bulmaya gidiyorum. Kaç saat oldu hala ortada yok. Tamam hadi sen burada kal, ben gidip bakarım. Sakin ol Sara. Allah'ın izniyle bebeğine hiçbir şey olmayacak. İnşallah Farah. Yoksa kendimi asla affetmem. Rahat bırakın beni. Telefon etmem lazım. İtaat edeceksin öğretmen. İtaat mi edeceğim? Ben Allah'tan başkasına itaat etmem. Sen kim oluyorsun ben? Kimsin sen? Alıyorum lan. Aynen çok. Ailemle görüşmem gerekiyor. Bana izin vermiyorlar. Alın şunları başına. Telefon önünde. İstediğin kişiyle konuşabilirsin. Biz sana bir şey yapmadığımız halde saldırdın. Ne vuruyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan ben? Pardon. Bak, yine rahat durduğu yok. Yine saldırıyor. Götürün buna sakinleştirici bir şey verin. Kuduz olmuş bu. Deli misin be adam? Yeter! Gel benimle, yürü. Bırakın, ailemle görüşmem. Gel. Karım hasta, ailemle görüşeceğim. Karımı aramam lazım. Bırak!
Dosyada hiç açık yok. Avukat bayağı iyi iş çıkarmış. Dosya bu haliyle temize giderse abim kolayca paçayı sıyırır. Bir şeyler yapmam lazım, bir şeyler. Dosyada değişiklik yapmaktan başka çare yok. Çalış Murat, çalış. Doktor Bey, bebeğin iyi mi? Bebeğinizin durumu gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Gözünüz aydın. Çok şükür. Dosyayı acilen ilgili makama gönderin. Vakit kaybetmeyelim. Bu sefer buradan kurtulamayacaksın abi. Bu sefer hapisten kurtulamayacaksın. Odama iki orta kahve. Misafirim var. Nasıl Murat? Sağlam bir dosya olmuş değil mi? Vallahi ellerine sağlık. Dosya tam olması gerektiği gibi olmuş. Bayağı emek harcamışsın belli. Anlaşılan bu kez abimi hapisten kurtaracaksın ha? İnşallah. Önemli bir hata var mı? İyice kontrol etseydin. İşini sağlama bağlayalım. Yok yok. Bir iki imla hatasından başka bir şey yoktu. Bu iş tamamdır. Ama vakit kaybetmeden şunu hakime yetiştirelim ha? Tamam o zaman. Ben de sekreteri vereyim, ilgili yerleri göndersin. Tamamdır. Geçmiş olsun abicim. Geçmiş olsun. Durduk yere salonun üstüne atlamış efendim. Telefon sırası bekleyen mahkumların da huzurunu kaçırmış. Hayır müdür bey, öyle değil. Ben eşimi aramak için telefon açmıştım. Sıra benimdi. Eşim hastaneye gideceğini söyledi. Ve o sırada Eşref gelip telefonu kapattı. Ardından Sado geldi. Yine aynı şeyi yaptı. Yani telefonla konuşmama mani oldular. Orada bir tatsızlık yaşadık. Ben kimseye durduk yere bir şey yapmadım. Şimdi lütfen izin verin de ailemle görüşeyim. Eşim iyi değil. Götürüp hücreye atın. Yürü abi. Müdür bey lütfen izin verin de ailemle konuşayım. Lütfen rica ediyorum, sizin de bir aileniz var. Yürü. Müdür bey. Kuzucuğum, hadi yemek hazır. Tamam babacığım. Hadi Şeyma. Hayır, kaçma oradan. Hayır, burada kal. Şeyma. Hadi, hadi bak. Hadi Şeyma. Allah'a şükür sana da bebeğine de bir şey olmadı. Sen onu bir de bana sor. Ödüm koptu çocuğumu kaybedeceğim diye. Annelik böyle bir şey işte. Kendinden önce yavrunu düşünüyorsun. Gerçi Rabbim bana o duyguyu yaşamayı nasip etmedi ama. Niye öyle söylüyorsun Farah? Ali senin çocuğun değil mi? Sen de bir annesin. Sahra haklı. Ne analar var çocuklarını doğurup sokağa bırakıyorlar. O çocuğu sevgiyle büyütüp onun sorumluluklarını almadığın sürece ana olmuyorsun. Sahra'nın dediği gibi, Ali'yi sen büyüttün Farah. Onun üstünde çok emeğin var. Beni görenle 3-4 tane doğurdum sanır. Allah nasip eder inşallah. Eminim Aslı'ya da sana da çok yakışacak annelik. Değil mi Aslı? Anne olur muyum? Olamaz mıyım bilmiyorum ama çok iyi bir teyze olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hacer, telefonu uzatsın hocam. Efendim. Buyurun Osman amca. Osman amca mı? Sahra iyi evet. Bebek de iyi çok şükür.
Tamam, ben size Sahra'yı veriyorum. Efendim Osman amca? Kızım. Allah'a şükür her şey yolundaymış kızım. Evet Osman amca. Biz de önce telaşlandık ama çok şükür doktor her şeyin iyi olduğunu söyledi. Çok sevindim kızım. Sahra. Ya kızım ben bir hata ettim ama. Hayırdır Osman amca, ne oldu? Kızım sen hastanedeyken Selim aradı. Ya ben o panikle bir anda ağzımdan kaçırıverdim senin hastanede olduğunu. Tam durumu izah edecekken de telefon kapandı. Tabii bilmese iyi olurdu ama. Neyse artık üzmeyin kendinizi. Ya senden rica etsem. Eğer kendini iyi hissediyorsan sana zahmet gidip bir Selim'i görsen. Şimdi meraktan kendini yiyip bitirmiştir. Bizim söylememiz de olmaz. Eğer seni görürse ancak o zaman içi rahat eder. Tamam Osman amca. Ben birazdan çıkıp giderim. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Sahra. Osman amca Selim'i hastanede olduğumu söylemiş. Tam durumu izah edecekken de telefon kapanmış, hat kopmuş. Çok merak etmiştir seni şimdi. Ben de onun için gideceğim şimdi yanına. İyi de görüş saati çoktan geçti kardeşim. Gitsen de izin vermezler şimdi. Avukatı arayayım. Belki o bir şeyler yapar. Ben de kalkayım artık Sahra'cığım. Bir şeye ihtiyacın olursa haber verin, tamam mı? Sahra bak sen de dikkat et kendine. Yemene içmene dikkat etmen lazım artık, tamam mı? Tamam, merak etme. Seni geçireyim. Şuna bak ya, moral mi veriyor? İnsanı daha çok kötülüğe mi itiyor belli değil. Evin ihtiyacı hiç bitmiyor ki. Ay evin ihtiyacı bitmez. Tek başına da olsan, yalnız da olsan ille masraf. Öyle, öyle tabii. Ama insan hiçbir şey diyemiyor. Zavallı kızın gidecek yeri de yok. Bir de utanmadan hala bu mahallede oturuyor ya. Evet. Ana korkusu olmayan utanma olur mu hiç? Ama üvey annemi de olsa. Hanım böyle de parası için evlenmiştir. Doğru diyorsun Hatice. Hey, böylesinden korkulur. Evlerden ırak. Ne olacak, oğlan da yurt dışına gönderdi. Aslı'yı da başından atıverdi. Paraları tek başına yiyor. Ay ıslah etsin inşallah. Selim'le hemen görüşmem lazım. Fazla değil, en azından birkaç dakika. İyi olduğumu görse yeter. Sahra Hanım, maalesef bu mümkün değil. Ben de Selim Bey'le görüşmek istedim ama izin vermediler. Belki durumu anlatırsak izin verirler. Ne olur sadece birkaç dakika. Bunu size söylemek istemezdim ama Selim Bey ceza almış. Bir süre hücre hapsinde olacak. Hücre cezası mı almış? Niye ki? Selim'in kimseyle işi olmaz, neden? Bilmiyorum Sahra Hanım. Ama ciddi bir şey olmasa böyle bir ceza vermezlerdi. Selim'i hemen görmem lazım. Siz avukat değil misiniz? Ne gerekiyorsa yapın işte. Hemen görmem lazım diyorum, anlamıyor musunuz? Gerekirse bütün gün orada beklerim ama Selim'i görmeden ayrılmam oradan. Peki Sahra Hanım. Cezaevinin önünde buluşalım. Umarım görüş için izin almayı başarırız. Selim hücre cezası almış. Ben hemen gidiyorum. Tamam, ben de seninle geleyim. Hayır hayır, gerek yok. Ben kendim giderim. Sahra biraz sakinleşseydin sonra gidersin. Yok hayır. Kızlar size de uyum olmaz. Oğlan okulda gelmiştir, ben gideyim. İyi hadi, yarın görüşürüz. Hayırdır? Kızlar? Siz de duydunuz mu? Hırsız falan olmasın. Şeyma! Kızım neredesin? Şeyma? Şeyma? Hadi kızım bak, yemeğin soğuyacak, gelsene. Tamam tamam, geliyordum ben de. Ne yapıyorsun? Sen hep odun topla diyordun ya, ben de topladım öyle işte. İyi bakalım. Hadi gel. Hadi kızım.
Kedi girmiştir. İlahi saniye, kediyi de hırsız diye bize yakalatacaktın. Ay, ne bileyim, ses duyunca hırsız sandım. Ne bileyim ben. Neyse canım, benim sayemde heyecan yaşadınız. Bugünlük bu kadar yeter, saniye gider. Hadi hanımlar, bay. Hoşça kal. Hoşça kal. Size telefonda da söyledim. Selim Bey hücre cezası aldı. Cezası bitene kadar görüşe çıkması mümkün değil. Lütfen, her şey sizin elinizde. Bu seferlik böyle olsun. Rica ediyorum, sadece birkaç dakika. Lütfen. Hanımefendi, burası tatil kampı değil. Hapishane. Burada kaç tane mahkum var biliyor musunuz siz? Eğer hepsine izin verecek olursam beni burada durdurmazlar. Selim mahkum değil. Onun hiçbir suçu yok. Müdür Bey, lütfen bu seferlik izin verin. Niyetim sizi zor durumda bırakmak değil. Lütfen. Lütfen. Bakın yalvarıyorum, eşimi görmeme izin verin. Beni göremeyince kahrolmuştur. Buradaki insanların halini en iyi siz bilirsiniz. Hücrede bir insan düşündükçe delirecek gibi olur. Kendinizi Selim'in yerine koyun. Eğer siz eşinizin hastanede olduğunu duyup ona ulaşamasaydınız ne yapardınız? Lütfen, eğer içinizde biraz olsun vicdan varsa bu iyiliği bana çok görmezsiniz. Verdiğim bütün nimetler için kainatın bütün zerrelerince hamdolsun sana. Sen ailemi koru ya Rabbim. Beni onlardan ayrı düşürme. Yalnız sana sığınır, yalnız sana inanırım. Sen benim eşime, Sahra'ya hastalık verme. Kötülük gösterme ya Rabbim. Sen onu koru. Ziyaretçim var. Sahra. Selim. İyi misin? Çok şükür Allah'a. Neden gittin hastaneye? Çok merak ettim seni. İyiyim Selim, merak etme. Midemi üşütmüşüm biraz. Osman amca arayıp durumu haber verince hemen geldim. Biz bu yolda beraber yürüyeceğiz diye birbirimize söz verdik. Ama ben seni yalnız bıraktım. İyi gününde sevincini paylaşamadım. Kötü gününde yanında olamadım. Destek olamadım sana. Burada dört duvar arasında sıkışıp kaldım. Sana yardımcı olamıyorum Sahra. Senin nefes alman bana en büyük destek. Sakın vazgeçme Selim. Sakın ümidini kaybetme. Bak, hem büyük sevgiler büyük sınavlara tabi olurmuş. Elbet bu günleri de atlatacağız. Sen sakın kendini bırakma. Senin iyi olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Ama bu sefer olacakmış gibi değil Sahra. Bu sefer bu imtihanı geçebilecekmişim gibi gelmiyor bana. Bugüne kadar Cabir bulunmadı hala. Kim bilir, belki de yurt dışına kaçtı. Hayır Selim, sakın böyle konuşma. Ümidini kaybetme sakın. Cabir bulunamasa bile temizle suçsuzluğun ispatlanabilir. Rabbim bize bugünleri yaşatıyorsa boşuna yaşatmıyor. Bu bir imtihan. Sakın kendini bırakma. Yeter ki umudunu yitirme. Bak, her gecenin bir sabahı, her derdin de bir dermanı vardır. Bugünleri de atlatacağız Selim. Lütfen kendini bırakma. İnşallah Sahra, inşallah. Ben bu sefer çok inanıyorum. Bu sefer başaracağız. Göreceksin bak. Selim Bey. Avukat Bey, buyurun. Selim Bey, Sahra Hanım. Maalesef haberler hiç de iyi değil. Ne oldu Avukat Bey? Nedir durum? Şimdi haber geldi.
Temiz başvurunuz çabuk geldi diye sevinmiştim ama maalesef olumsuz geldi. Hala anlamıyorum. Hazırladığım dosya o kadar sağlamdı ki kabul edileceğinden hiç şüphem yoktu. Çok üzgünüm. Keşke elimden başka bir şey gelsin. Artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok.